Ya Kalimera, şimdi Beyaz Kule'ye doğru geldik. Arkamda kalıyor. Şu an evet. Dedikleri gibi İzmir'e benziyormuş. Hemen ilerisinde Güneş'ten kasamıyorum ama hemen ilerisinde Büyük İskender'in anıtı var. Oradan sonra diğer tarafta ise Aristoteles Meydanı kalıyor. İlk önce kordonu tek tek geçeceğiz. Gelin bakalım İzmir'e ne kadar benziyormuş. Nadie quieres, diga nunca su agapi, nadie quieres, que no me quieren las farmaki, nadie quieres, omos makria po mena, diga te agapi. Şu anda arkamda Büyük İskender anıtı var. Anıtı arkama aldım özellikle çünkü güneş göğsüme göğsüme geliyor. Heykeli daha göremedim odayası. Büyük İskender bildiğiniz gibi buraların hep hakimiydi. Hatta Maketonlardan daha çok sahip çıkıyorlar Yunanlılar ve diyorlar ki asıl Maketon bölgesi burası. Ve şu an Makedonya diye tasvir ettiğimiz ülkeye de Kuzey Makedonya diyorlar. Yani Makedonya'nın kuzey tarafı aslında burası diyorlar. Ve asıl Makedonya burasıdır. Büyük İskender'e de sahip çıkıyorlar. Mesela bilet falan alırsanız Selanik Makedonya diye yazıyorsunuz. Veya hava alanında. O yüzden buna dikkat etmenizi öneriyorum. Ve bir bilgi daha, Selanik'in ismi nereden geliyor? Makedon kralı Büyük İskender'in kız kardeşinden geliyor. Tasos. Yani bunu tam sevilemiyorum, dilim dönmüyor. Ama isim Türkçemiz ise Selanik diyelim. Şimdi güneşe çok yakalanmadan kordondan devam edelim. Arkamdan en iyi arabileceğim yere geçtim. Şu an çok ilginç bir iş. Yapının etrafındayım. Şemsiyeler yanıtı da diyebiliriz. Fotoğraf çekilmek için, turistler için yapılmış. Ama burada aslında profesyonel makineyle gayet güzel. Güneşi de yakalarsanız çok güzel fotoğraflar çıkıyor deniliyor. Bakayım şimdi fotoğraflarımız 8'siz. Bakalım nasıl bir fotoğraf çıkacak. Yoksa ortaya anlamsız bir fotoğraf mı çıksak göreceğiz. Aslında ilginç düşünülmüş bir iş. İkale mi diyeyim, eser mi diyeyim bilemedim. Garip. Gelin bakalım. Siz de bu şemsiyeler anlatıcıyla ilgili yorumunuzu, düşünceyinizi aşağıya belirtin. Şu anda arkamda bulunan Selanik Kordonu'nun Selanik'in meşhur yapısı Beyaz Kale. Pardon, Beyaz Kule. Bu Beyaz Kale. Bunu kararlaştıramadım. Ya Beyaz Kale ya Beyaz Kule. Bu gördüğünüz Beyaz Kale diye adlandırıyorum. Daha başta sesi sıkmıyorum. Ona evet diye bir ses duydum sanki. İki tane kaynak var. Bu kaynaklara göre birincisi Vatikan'ın yaptırdığı, ikincisi ise Osmanlı'nın yaptırdığı iddia ediliyor. Bu gördüğünüz müthiş kale yıllarca Osmanlı'nın işte koruma, deniz vesaire altına alması için kullanıldığı söyleniyor. Ve ondan sonra da işte klasik İşte deniz kontrolü kalesi olarak da bir süre kullanılmış. Şimdi ise evet, şimdi güneşten kurtuldum. Şimdi ise üst giysi üst suya falan olması lazım.
Ama şöyle bir şey var. Bu çok güzel bir denk geliş. Bugün her yer yasak olmayabilir. Bugün Selanik'te Yunanistan'da yerel seçimler varmış. Ben bir uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak çok iyi denk gelmişim. Bunu şaka yapmıyorum. Hayalimdi bir ülkede seçim zamanı denk gelip o seçimlere bakmayı çok istiyordum. Mesela akşam şey bir kafeye gidip bakacağım. O televizyonlarda insanların suratına, insanların haline. Bakarım yani komşuda neler oluyor ya. Bu, tabii o siyasi olayları da anlatacağım kim önde kim ne yapıyormuş. Şimdi Mesut Beyaz Kale. Πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Bir böyle şeye geldim. Hatta geldik yanında Mert de var. Otobüse tanıştık. Sonra şeye varalım. Bovukatsu diye bir meşhur böyle şey var. Onu tatmaya geldik. Beyaz Kule'ye yakın 2 dakika mesafede bir yer. Konumunu aşağıda bırakacağım. Bir de kırmalı börek aldım. Kırmalı börek gerçekten bizim kırmalı böreklerden kat kat daha güzel. Çünkü bizi yeşil mersimek koyuyorlar. Maalesef. Şey ise, kremalı börek ise, yani aramam. Çok aramam böyle üst tarzım bir yanda var. Çikolatayı süt de içmeyi öneriyorlar da ben almadım. Paramı şey kullanmak istiyorum, idareyi kullanmak istiyorum. Şimdi börekleri göstereyim. Ondan sonra ben bunları bir hesabına bakayım. Ha, yarım porsiyon yarım porsiyon istedim. 2,5 lira falan verdim. İkisine bence uygun. Gördüğünüz gibi bu kremalı. Bakın tarçın da var. Butta şekeri de var. Bu da kremalı böreğimiz. Şu an bakın kremayı böyle bir denemek istiyorum. Yok ya. Benlik değil. Yani tarçın ve börek yani bizim Kürt böreği daha güzel. Kırmızı börek güzel. Harika. Mükemmel. Annemin böreği kadar güzel. Şimdi ben bunu hesabına bakayım dedim. İşte Atamış'ın evi. İşte Türk'ün babasının evi. Burası Selanik Atatürk Müzesi. Yan taraf ise Türk Konsolosu. Burada da Türk sarayı bulabilirsiniz. Türkiz kafiler. Atamış'ın doğduğu, büyüdüğü ev. Yani bu evin bir hikayesi var. Bu hikayeyi kısa ve net hemen anlatayım. Atam doğduktan sonra göçüyor bu ihtiyarlardan. Ve ailesi para ihtiyacı olduğu zaman Atamış'a mesaj mektup yazıyor. Para yazsın diye. Ondan sonra atamız diyor ki devletin parasını devletten başkasına veremem.
gerekiyorsa evi satın ve yanıma gelin. Ve bu evi satacağız. Ev satıldıktan sonra Selanik Belediye Başkanı buraya İstanbul'a, yani İstanbul'a demeyeyim, Türkiye'ye hediye eder. İlk önce Mustafa Kemal'e hediye eder. Ondan sonra Türkiye'ye hediye etmiş olur. Şu anda ise hemen Türk konsolosunun yanında bulunuyor. Hemen şurada arkamda bulunan binada Türk konsolosu. Üst katlı diyeyim. Ve gayet çok güzel bir ev diyebiliriz. Tekrardan içeri girmek istiyorum ben. Adamın Balmumu heykelini gördükten sonra duygulanmamak elde değil. Evet, şimdi bir okulun önündeydim. İçine girdim. Sadece gördüm tarzım, onları sesini paylaşacağım. Bugün Yunanistan'ın yerel seçimleri var. Ben de merak ettim. Hani hiç ülkesek siyaseti sevmeyiz ya. En azından bir bakayım dedim. Arkadaşlar bomboş. Yani birkaç kişi var. Onun dışında neredeyse kimse yok. Ve en azından da Yunanistan'da da seçime denk gelmedik demeyiz. Şimdi görüntüleri sizinle göstereceğim. Şimdi değişik bir yerdeyim. Konumum da yok. Arkamda gözükmüyor galiba. Bir kule görüyorum. Oraya kadar tırmanırsam. Benim gözüm yemiyor ama tırmanırsam. Sizin gözünüz yer miydi? Hadi bakalım. Gösterelim. Baksanıza. Çok güzel gözüküyor. Oradan manzara mükemmeldi. Ama bir yarım saatimi azır gibime geliyor. Bakalım. Yavaşça güneş de başladı. Sorumuz var Allah'tan. Sıkacağız. Şu anda bir ara sokaktayız. Ama Osmanlı havasını hissettiğiniz bir ara sokaktayız. İşte gelin, görün. Ben kendimi Fatih Barat'ta hissettim. Selanik'in ara sokaklarında dolaşırken bir Osmanlı havası hissediliyor. Binaların yapısı olsun, dayasık sokaklar olsun. Bakın siz ne düşünüyorsunuz? Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Yani sanki bir köydeyim gibi şu an ya. Çok hoş. Şimdi hedefimiz kule. Şu anda Selanik Surları'nın oradayız. Atatürk evinden dümdüz çıktık. Burası hani çok görülmeye değer mi? Bence değil. Şurada inisinde biraz böyle yerleşim yerleri var. Otantik, hoş. Asıl ondan sonra Selanik'in manzarası var. Kale var. Kaleye sultanlara girmek maalesef ücretli. Ama hani gelmeye değer, en azından Selanik manzarasını görün. Gelin şimdi size Selanik surlarıyla baş başa bırakalım. Τη καινούργια σου αγάπη ένα τη χαίρεσαι και να με κερνάς φαρμάκι να τη χαίρεσαι όμως μακριά από μένα γιατί αγάπη μου στα έχω ξανά υπομένα αν ποτέ σε δω αγκάλια με κίνδυνε κάπου θα πω τρελαβώ και τα πιο μέχρι θανάτου. Arkamda hemen güneşten görülüyor mu bilmiyorum. Kalelius kapısı var. Hemen arkasında Yotunda var. Yotunda'nın bir yaşı yerisinde Atatürk evi var. Şimdi Kalelius'un kapısının ilgili çok bir şey bilmiyorum. Güneşten de gösteremiyorum zaten. Şu an kendim bile göremiyorum. O işleme yine kalan kapıdaki güzel sanat eserlerini. Ama gelmek isteyenlere şöyle bir tavsiye vereyim. Elbet araştırmak isteyen araştırır.
Beyaz Kule'den Kordon'dan doğru burası bir 3-4 dakika. Buradan da Atatürk Evi yine bir 3-4 dakika. Yani Kordon'dan Atatürk Evi'ni bir 10 dakika. Diye Kordon'dan gelebilirsiniz en yakın yer. York Yolu'ndası işte Karadüz Kapısı. Oradan sonra Atatürk Müzesi. Oradan sonra ise bir 15-20 dakikalık yokuşlarda Yedikule tarafı. Şimdi biz Kordon'a geldiğimiz biraz Kordon'dan dinlenip oradan yürüyüp Aristoteles Meydanı'na gideceğim. Evet, Starbucks'ta biraz dinlendim. O arada şeyi hallettim. Uçak biletimin çekimini hallettim. Sadece bu sefer QR kod çıkıyor. Umarım PDF'ini istemezler, ses alemem. Çünkü bir de bugün pazar günü. O yüzden şey yapmak istemem. Buramısam ya, buramısam bilintiz. Ama şuranın güzelliğine bakın yani. Hakikaten İzmir ya. Adamın neden bu kadar İzmir hayranı olduğunu şimdi anladım. Yani İzmir Kordon burası. İşte burası Selanik, İzmir'in ikiz kardeşi. Bakar mısınız şu Kordon'un güzelliğine? Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου. Γιατί με τρέλανες εσύ, αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια. Ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Şimdi öyle bir yerdeyiz ki Selanik'in ana meydanındayız. Aristoteles meydanındayız. Yunanistan için Selanik'in ana kalbi diyebiliriz burada. Bu meydan ismini hatırlayamıyorum. Ünlü bir mimar tarafından yapılıyor Yunan bir mimar tarafından. Çok geniş yani anlatamam, çok hoş ve aslında hayali de surmuş. Güneşten kaçmaya çalıştığım için aslında hayali de surmuş bütün Selanik'i bu meydan gibi yapmamız. Açıkçası bu kadar geniş, güzel, estetik bir Selanik'i düşünemiyordum. Ki burası bir yer yapmış. Şimdi karşınızda Aristoteles Meydanı. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου. Γιατί με τρέλανες εσύ, αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια. Ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Saat 2.30 3 civarı. Selanik'ten sonu sayısı bildiriyorum. Öndeyiz arkadaşlar. Santıkaya terk etmeyin, kazanıyoruz. Şaka maka şu an 3 olması lazım saat. Ve Ayasofya'dayız. Evet, yanlış durmadınız. Ayasofya Kilisesi'ndeyiz. Bizim İstanbul'daki Ayasofya'nın bir benzerini yapmaya çalışıyorlar. Kubbe olarak da olsun. Hatta Osmanlı zamanındayken burası Sami olarak kullanılmış. Gösterirsem arkada bir minare var. Şu anlarda evet. Bir minare var. Ve o minareyi kesmişler. Oraya daha tüs restirmişler diyelim. Yani eskiden burası Sami olarak da kullanılmış. Böyle bir rivayet değil, bir gerçek var. Yani Ayasofya'nın hepsini aslında Sami yapmışız ama bir türlü şey yapamamışlar. En sonunda burayı da kilise olarak tutmuşlar. Ben şu ana kadar evet hiç Sami görmedim. Bunda sebebim yine Selanik'te bayağı Türk var.
Selanik'te belki var ama ana merkezde hiç görmedim. Denk gelmedi hiç. Böyle bir şeyde durmadım. Esenseyici de durmadım. Sofrada durmuştum. Mesela bu ama Yunanistan'da durmamak garibime gitti. Şöyle garibime gitti. Bunun düşmanlıkla alakası yok. Tamamen bizsel. Yani şöyle söyleyeyim. Avrupa'da şu an besin ülkem ve bize benzeyen bu kadar bir ülke görmedim. Bu kadar ciddi söylüyorum. Yani pislik mi diyelim? Dışarı pis mi bırakıyoruz? Onlar da bırakıyor. Ben şu ana kadar hoş geldin. Bak, bir misafirim vardı. Arkadan gözükmedi. Ondan sonra arayacağım. Oğlum bak, kedi senin mahalleli oraya. Saray verme. Ben de oralarda mı bir sıkıntı var? Ya da yanına rrr ekleyin sebebi bir sıkıntı var. Ya sabah dönmedi. Neyse, konusu döneyim. Tamamen bizler ya. Hani nasıl diyeyim size. Sokak hayvanları var. Ben şu ana kadar ne Avrupa'nın hiçbir yerinde ne sokak hayvanı gördüm, ne köpek gördüm, ne kedi gördüm. Bu da kedi de var, köpek de var. Hatta bir tanesi yaya kesitinden karşı karşıya geçtik. Hani tamamen bizler eğlenmeyi seviyorlar. Ben ve Selanik'te şöyle, tamam, Victoria'yı istedim, her gittiğim yerde istiyorum. Ona göre bir planlama yapmıştım. Planlamam tam tersine oldu. Ama yine güzel yetiştirdim. Ama nasıl diyeyim size. Kendi evimde gibi hissettim ben Selanik'te. Yani sanki daha önce ben buraya gelmişim de biliyormuşum gibi. O kadar rahatsınız. Aslında şöyle söyleyeyim. Kordondan buradan bahsederseniz. Kordon burası. Yani Beyaz Kule demek istiyorum, pardon. Beyaz Kule burası. Böyle giderseniz Aristoteles Meydanı var. Şimdi Aristoteles Meydanı'ndan böyle giderseniz bu taraftan yine Ayasofya'ya doğru yola çıkabilirsiniz. Diğer taraftan Beyaz Kule'den böyle giderseniz tam bu şekilde yukarıya doğru Yotinta var. Kalorius Kapısı var. Ondan sonra Atatürk Müzesi var. Atatürk Müzesi'nin yukarısında Yedi Kuleler var. Oradan Aristoteles Meydanı'na gelirseniz yine bu tarafta yine 2-3 yer daha var Ayasofya'yla beraber. Oraya da gideceğiz. Yani aslında şeyi tam şu şekilde. Evet. Ben bunu bir edit yaparım. Orada bir işaret. Hani o yüzden sanki daha önce gelmişim de her şey elimin altındaymış gibi rahat rahat buluyorum. Hani sevdim, gayet güzel. Evet, konumuza dönelim. Ayasofya'ya. Ayasofya dediğim gibi daha önceden Sami'miz, yine kilise olmuş, Sami yapılmış, tekrar kiliseye döndürülmüş. Gayet güzel, ise görülmesi gereken bir kilise diyebilirim, ilginiz varsa. Buraya gelmişken görmeyi unutmayın. Gelin bakalım içeride neler var. Karşınıza çıktım. Bu bildiğin tavuk döneri benziyor. Aslında tavuk döner ama buna kloş diyorlar. İçinde sos var, sasiki var. Sasik var yani. Onun dışında döner tadına biraz baktım.
gerçekten güzel. Ve şunu fark ettim. Türkiye'de bayağı da, yani İstanbul'da diyeyim. Sen İstanbul'da bayağı da döner yemediğimi fark ettim. Yani yediğim şeyin döner olmadığını fark ettim. Bu beni cidden üşüyor. Yani 60-70 TL verip de biz adam akıllı mate eti yiyoruz maalesef. Tavuk bile yiyemiyoruz. Bu da Yunanistan'da hani Türk döneğini içine sadece yoğurtlu bir sos koyup da ismini değiştiriyorlar ve daha kaliteli. Ondan sonra diyoruz ki neden Türk mutfağı işte 10. sırada, 15. sırada. İşte Türk mutfağının katilleri var arkadaşlar. Biz de onlara sanat tutuyoruz. Yani ben şöyle bir şey kalsam. Harika. Bu kupası olduğu için genellikle yerler kapalı. Ama açık yerlerde de tavsiye ederim. Gerçekten güzel yapıyorlar. Ben şu arkadaşı ya aşk yaşamak istiyorum. İsminiz.